Cep telefonlarına günümüzün parmak izi diyorlar. Peki cep telefonu sinyalleri bize ne diyor? İsmail o gece oradaydı. Olay yerindeydi diyor. Bir küçük cep telefonu sinyali ne çok şey söylüyor. Mesela diyor ki, mobese kayıtlarındaki saatte İsmail ne tesadüfse tam da o güzergahtaydı diyor. Keşke fazlasını da söylese. O gece orada ne işi vardı? O eve neden gitti? Neden saplandı? Neden yalan söyledi? Orada gördü. Yoksa doğru soru İsmail o gece orada ne yaptı mı? Ama nasıl olur? İsmail Bey şüpheli bile değildi. Yani onun telefon kayıtları falan bile incelenmedi. O gece, olay gecesi. Eve İlker'den önce ama her zamankinden geç gelmişti. Ben inanamıyorum ya. Ya bu korkunç. Ben bir nefes alacağım. Sen de büyük sarsıldın. Neredeyse benim kadar büyük. Sarsılmak ne demek? Şok yaşıyorum ben ya. Biz az önce ne konuştuk? O koordinatlar, o yol konumları. İsmail Bey olay gecesini adım adım yaşamış. Korkunç mu? Yanında mıydın? Ne? Çünkü eğer yanında değilsen korkacak bir şeyin yok. Ama kazanacak şeyin çok. Fakat İsmail için artık korkunun ecele faydası yok. Hadi Hale. Hadi hangi cehennemdesin? Sen her zaman gibi kendi işini yapmaya devam edeceksin. Benim el sürmediğim yerlere uzanacaksın. Karşılığında İsmail'in senden aldığı her şeyi kendi ellerimle sana geri vereceğim. Sizi çok bekletmeyeceğim. Ben de öyle tahmin etmiştim Banu'cum. Senin sıran daha gelmemiş.